Ağzınızı burnunuzu kıracağım dermişim demeyeyim tabii ki. Oynuyoruz, eğlenceli bir oyun işte ya arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyun canavarı programıyla karşınızdayız. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programımızın bu yepyeni bölümünde geçen ay piyasaya sürülen ve oldukça da ilgi çeken bir oyun olan Halo Infinite'den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Halo uzun yıllar önce hayatımıza girdi ki 2001 yılında ilk çıkışını 2001 yılında yaptığı oyun ve bugün itibariyle en azından bu yıl itibariyle 20 yaşını kutlayan bir oyun oldu. Halo'da Master Chief ya da John 117 isimli bir askeri canlandırıyoruz ve onun farklı dünyalardaki maceralarını kontrol ediyorduk. Oyun FPS dediğimiz türde bir oyundu. 2001 yılında çıktığında yıllar içinde farklı türlerde de çok ufak tefek değişiklikler olsa da genelde FPS türünden pek ayrılmadı. Elimize silah alarak düşmanlarımızı ve çeşitli uzaylı yaratıkları ortadan kaldırıp bir maceraya atılıyorduk. Ve bu macerada bizlere Cortana ismini bir yapay zeka asistanı da eşlik ediyordu. Sanal bir asistandı bu. Ve daha sonra ilginçtir ki bu çok enteresan bir bilgi. Bu Cortana sanal asistanı aynı zamanda Windows işletim sistemine de geldi. Günümüzde sesli komutlarla bazı işlemleri yaparak Cortana'yı kullanabiliyoruz. Bu da enteresan bir bilgi olsun. Şimdi oyunun 15 Kasım 2021 tarihinde çıkan sürümü Infinite olduğunu söyledik isminin. Bu ücretsiz bir oyun bu arada. Onun altını özellikle çizeyim. Infinite'i ücretsiz olarak multiplayer olarak oynayabiliyorsunuz. Ve Xbox Series S ve Series X ve ek olarak Xbox One konsollarında ücretsiz olarak oynayabiliyoruz. Aynı zamanda Windows yüklü bilgisayarlarda yine bu oyunu ücretsiz olarak oynayabiliyoruz. Oyunda temelde iki farklı mod bulunuyor. Arena ve BTB. Ki BTB büyük takım savaşı anlamına geliyor. Oyundaki karakterlerinizi de yine özelleştirebiliyorsunuz. Silahını, görünümünü vesairesini yine oyunda da özelleştirebiliyorsunuz. Ve ek olarak şunu da söyleyeyim. Xbox Series S ve Xbox Series X'te 4K 120 FPS'ye kadar oyunu oynamanız da mümkün. Onun da altını çizelim. Bir de oyunun ücretli bir sürümü var. Campaign dedikleri başka bir sürümü daha var. Bu sürüm en azından PC'de 299 TL, konsolda ise 469 TL fiyatla satılıyor. Burada da bir senaryo dahilinde bir maceraya atılıyorsunuz. Yani normal multiplayer'den farklı olarak bir senaryo dahilinde bir maceraya atılıyorsunuz. Ve bunu oynamak için ücret ödemeniz gerekiyor. Ama Infinite'in multiplayer modu 4 kişilik takımlar halinde gidiyorsunuz. Aynı aslında Valorant'a da benziyor bu arada. Ama bunu düşünün ki Halo'da oynamış oluyorsunuz. Valorant'ın Halo versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Infinite'in multiplayer sürümünü. Bunu ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunu satın almak istemezseniz Game Pass'te Game Pass aboneniz varsa yine oyunu ücretsiz olarak oynamaya devam ediyorsunuz. Yani campaign tarafından da bahsediyorum. Ama yoksa satın almanız gerekiyor. Onu da altını özellikle çizeyim. Halo ile ilgili söylemek istediğim son şey ise bugüne kadar 65 milyon kopyası satılan efsane bir oyun oldu. Tabii ki yıllar içinde güncellendi ve gelişti oyun ve özellikle de yaşı belli bir seviyenin üzerinde olanlar, belli bir rakamın üzerinde olan 30 üstü özellikle kişilerin aslında beğenebileceği bir oyun olduğunu da altını çizelim. Evet arkadaşlar, oyunumuz açılıyor. Şimdi oyunda dediğim gibi multiplayer modunda oynuyoruz. Şu anda yükleniyor oyun ve enter'a basın diyor. Çok yüksek de bir güç istemiyor. Ben Monster'ın 1650 ekran kartı olan bir bilgisayarım var. Onu da oynuyorum. İşte campaign var, multiplayer var. Şimdi campaign'e girersek tabii oynayamayacağız. Onu söyleyelim çünkü satın almamızı istiyor. Geri dönelim. Bu arada müzik de çok güzel. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama diye gidiyor. Şimdi burada multiplayer'e gireceğiz biz. O ücretsiz. Mesela quick play diyoruz ve play diyoruz. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten savaşçımız hazır. Tabii ben çok acemiyim şu anda bu oyunda, onu söyleyeyim. Çok iyi oynayamayacağımı baştan belirteyim. Şu anda oyun bulunuyor ve yüklenme aşamasındayız. Mod yükleniyor diyor. Haritamız yüklendi. Oyunumuz başlamak üzere. Başlıyor. Aslında burada hani şey dedim ama söyleyin şunun ismini. Evet evet, indir. Burada söyledim size az önce Valorant dedim ama biraz da Quake'e de benziyor. Hatırlayanlar var mı Quake'i bilmiyorum ama yaşınız da belli bir şey üzerindeyse hatırlıyorsunuz. Oh no. Patlattılar beni. Söylediğim gibi çok anlamıyorum. Oyunu ilk defa oynuyorum. Hadi adam bazukayla vurmuş bizi ya. Çok ayıp.
Çok çok ayıp. Gidelim bakalım. Haydi gençler, koman yiğitler. Bakalım nereye gidiyoruz? Capture the flag oynuyoruz herhalde şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Hadi bakalım şunu indireceğim ben yavrum. Peşindeyim. Oh no. Birini vurdum da biri de beni vurdu. Gördüğünüz gibi. Böyle eğleniyorsunuz işte ekip olarak. Evet, tekrar doğacağım şimdi. Doğduğum yer burası. Evet. Bakalım neler oluyor hayatta. Evet yine öldürdüler. Ne yazık ki. Dediğim gibi çok acemiyim ben. Henüz çok fazla oynamadım bu oyunu. Oynadıkça tabii tecrübe kazanacağız. Silahlarımız daha iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübemiz de daha iyi olacak. Ateş ediyor birisi sanki. Evet ateş ediyor. Ouch. Bari el bombasını atsaydım ya. Dur, yeneceğim ben seni. Yeneceğim. Dur dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Bak bak bak. Terbiyesiz. Bir daha atalım bombamızı. Oh, 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 oh. Saydırıyor birisi ya. Of. Yine indirdiler ya. Yine indirdiler. Yine indirdiler ya. Evet arkadaşlar oyun böyle. Gördüğünüz gibi hep ölüyorum. Dediğim gibi tecrübem yok. Ama olur. Olur olur. Ben bunu çözerim bu oyunu da. Birazcık zamana ihtiyacım var. Böyle eğlenceli işte arkadaşlar. Ah indirdim birini. Woohoo! Çılgın dostum çılgınsın. Au ya yapmayın be. Yapmayın be. Yapmayın. Yapma bunu. Ağzınızı burnunuzu kıracağım dermişim demeyeyim tabii ki. Oynuyoruz. Eğlenceli bir oyun işte yani arkadaşlar. Birileri bir şey saydırıyor bana ama. Bunlar çok profesyonel ama yani. Evet. Bak bak o da bana atıyor. Au! Bozukası var tabii ki beni indirdi arkadaş. Evet oyun bu şekilde devam ediyor. Ben hep ölmeye de devam ediyorum. Olmadı tabii. Söylediğim gibi oyun bedava. Ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz ve eğlenceli ya. Hani öğrendikçe hani benim gibi tabii şey değilsiniz. Evet yenildik. Ne yazık ki. Onlar bizi yendi. Kaybetmiş olduk biz takımımız. Canı sağ olsun be. Ne yapalım? Yenildik ama ezilmedik falan diyebilirim herhalde. Bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Eğlenceli. Hatta arkadaşlarınızla oynarsanız çok daha eğlenceli olacaktır. Söylediğim gibi oyunu ücretsiz yükleyin. Öyle aşırı bir sistem kaynağı da istemiyor bu arada. Ve bu çok da sistem kaynağı istemediği için çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Denemesi bedava. Parasız, ücretsiz olarak oynayacağınız güzel bir oyun olmuş. Halo Infinite. Ben mutlaka ve mutlaka denemenizi öneriyorum. Çünkü bu tarz oyunlar hani özellikle arkadaşlarınızla iyi olur. Ben şimdi tek başıma daldığım için tabii ekipte tanımıyorum ekibi de. Ve tek başıma bir maceraya atıldığım için çok fazla başarılı olamadım. Ama ekibiniz olursa birbirinizi koruyarak, birbirinize destek olarak çok daha eğlenceli bir zaman geçirirsiniz diye tahmin ediyorum. Anlatması benden, oynaması sizden. Bugünlerde oyun fiyatlarının, her şeyin fiyatının arttığı günümüzde ücretsiz olarak bir oyun var. Ve güzel de eğlenceli de vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Ben bir denemenizi öneririm. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Monster Notebook katkıları hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın bu bölümünde sizlere Halo Infinite oyununu anlatmaya çalıştık. Ücretsiz olan bir oyun.
Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. En azından multiplayer tarafı. Öyle kampanya yapmak isterseniz belli bücet ödemeniz gerekiyor. Ya da Xbox'ta Game Pass aboneliğinizin olması gerekiyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Oyunla ilgili merak ettiğiniz konular, sorular varsa yorumlarda bize yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce hepinizi aynı zamanda teknolojioku.com adresinde bekliyoruz. Orada da çok güzel haberlerimiz ve içeriklerimiz yer alıyor. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.